Değerli izleyenler, yeni İnönü Stadı'ndan, Vodafone Arena'dan herkese merhabalar, herkese mutlu günler. Bütün Beşiktaşların yıllardır hevesle, heyecanla beklediği ama o hevesler, heyecanlar bir türlü gerçekleşmediği yerdeyiz. Ama o heyecan ve hevesler artık, o beklentiler gerçekleşiyor yavaş yavaş ve bu beklentileri, bütün Beşiktaşların heyecanla beklenti içerisinde olduğu yeni stadyumun bu aşamalara gelmesindeki herhalde en büyük katkı payı değerli başkanımız Sayın Fikret Orman'a aittir. Başkanım hoş geldiniz ve bir Beşiktaşlı olarak teşekkür etmek istiyorum size. Sağ olun. Gerçekten rakiplerimizle yarış esnasında bizim belki de en önemli eksiğimizdi. Yıllarca bekletildi, yıllarca çok konuşuldu ama bir türlü faaliyete geçirilmedi. Siz başkan olduğunuz ilk gün itibariyle biliyorum ki gecenizi gündüzüne kattınız ve bu stadın oluşması için büyük çaba sarf ettiniz. Biraz o günlere gidelim. Herhalde zor günlerdi başkanım. Ya Beşiktaş'ın herkes borcuna çok takılıyor ki ben de takılıyorum. Borcumuzun yüksek olması bizi rahatsız eden bir şey. Fakat borcun yüksek olmasından daha önemli olan şey ise gelirimiz rakiplerimize göre çok düşük. Burada da en önemli etmenlerden bir tanesi stadyumumuzun olmayışı. İkincisi de o günü kurtarmak için yapılan çok basitçe ve ucuzca yapılan sponsorluk anlaşmaları. Şimdi biz geldiğimiz günden bu yana hiç istikbali bağlayan bir işleme girmedik. Girmediğimizden beraber de anlaşmalarımızı artık mantık seviyesinde götürmeye çalışıyoruz. Yine stadyumu da ben Beşiktaş Kulübü'ne arkadaşlarımla beraber yönetimi ele aldığımızda konuşulan şey şuydu, buranın izni alınmış. Fakat gördük ki müracaatı bile yoktu. Ve kimse işte tahayyül edemediği bir süre içerisinde, bir sene içerisinde biz buranın bütün izinlerini aldık. Fakat maalesef ki Beşiktaşlar çok kandırıldıkları için bizim söylediklerimize pek inanmadılar. Ve maalesef ki içimizdeki olan Beşiktaşlar da bu işin bazıları engel olmak istediler. Fakat biz hiç yılmadan, çok da reklamını yapmadan icraat yapmaya çalışıyoruz. İzni alamazlar denildi. Aldık. Elimizden alınıyor dediler. Alınmadığını herkes gördü. Yıkamazlar dediler. Yıktık. Ondan sonra altından şehir çıkacak dediler. Yani bunu çıkmadığını gördüler. Şimdi işte su çıkıyor diyorlar. Yani deniz seviyesinin -6 koduna, yani deniz seviyesinin altında bir stat yapıyoruz. Su çıkacak. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Zor bir inşaat. Burada yaklaşık olarak 700 bin metreküp harfiyat yapıyoruz. Yani 60 bin kamyon buradan harfiyat çıkıyor. Geceliğin buradan geçenler görüyorsa çok fazla derecede harfiyat kamyonu oluyor. Biz geldiğimiz dönemde Beşiktaş'ın borçları, herkese olan borçları konuşulurken şu anda kimsenin borcunun olmadığı, Beşiktaş'ta alacaklıları olanlar olsa bile herkes parasını alabildiğini biliyor. Hiç duyuyor musunuz yani inşaat durdu, para bitti filan duyuyor musunuz? Yok. Duyulan, konuşulan şeyler neler? Böyle ufak ufak bazı kıskançlıklar getiren şeyler. Artık alıştım ben de. Onun için de önümüze bakıyoruz. Yani benim ve arkadaşlarımın hayallerini ve heyecanını bugüne kadar kişiler duymuş olsaydı zaten bu stat yapılırdı. Bizim tahayyül ettiklerimizi ancak onlar yapıldıktan sonra görürler. Biz bu stadı en kısa sürede yapacağız. Aynen planımızda gidiyoruz. 1-2 ay gecikmemiz var. Kendimizi kandırmayalım. Gecikmemizin olmamızın en büyük sebebi de şu. Bu arazinin üzerinde çok eski bir arazi olduğu için çok fazla derecede elektrik kabloları, su hatları falan var. Onları deplase etmek çok zaman aldı. Ama şu anda full devam ediyoruz. Herhalde Sayın Başbakanımızdan tarih bekliyoruz. Ay sonu gibi de temel atmış oluruz. Başkanım, mesainizin ne kadarını burada harcıyorsunuz? Çünkü ben mesela Ramazan'da bazen geçerken sahur zamanı sizi burada görüyordum. Gündüz geçerken görüyordum, iftar zamanı buradaydınız. Herhalde 7-24 kulüpten çok buradasınız. Yani çok vakit harcıyorum. Birincisi tabii çok heyecanlandırıyor bu proje beni. Burada bizim ehil arkadaşlarımız var bu işiyle uğraşan ama ben açıkçası hem önemsemek açısından hem de heyecanım açısından
burada olmaktan keyif alıyorum. Biliyorsunuz bu da benim mesleğim. Bir tarih yazıyoruz burada yani. Hep beraber buradaki insanlarla beraber bir tarih yazıyoruz. Onu da açıkçası doya doya yaşıyoruz yani. Ümraniye tesislerini de ben yaparken orası da bir dağydı. Orayı da yaptık, bir tarih yazdık kendimize özgü ve bu camia abi geldi beni bu kulübün başkanı yaptı. Yani genel itibariyle futbol kulüplerinde, spor kulüplerinde futboldan gelen futbol şube sorunları daha popüler olur ve başkanlık alır ama benim camiam böyle bizim yaptığımız icraatlardan dolayı geldi beni başkan yaptı. Bu heyecanı yaşıyorum. Çok da açıkçası uykularıma giren bir proje yani. Başkanım, zaman zaman eleştiriler de oluyor camiadan, dışarıdan. Çok fazla bilgi alamıyoruz. Orada ne oluyor, ne bitiyor, ne zaman olacak, neler yapılacak? Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Daha bilgi. Zamanı geldiği zaman açıklıyorum. Yani maalesef demin de söyledim. Bizde camia içi bu işi durdurmak isteyen kişiler çok oluyor. Maalesef. Neden başkanım? Kıskançlık oluyor. Yani işte ben burayı bitirirsem arkadaşlarımla beraber kulübe kazık çakacakmışım, gitmeyecekmişim diye endişe ediyorlar. Halbuki ben ilk gelir gelmez zaten tüzüğünü değiştirdim. Artık Beşiktaş'ta benim teklifim 2 dönemdi. Genel kurulu 3 dönem yaptı. Yani 3 dönemden fazla artık Beşiktaş kulübünde kimse başkanlık yapamayacak. Yani bizim derdimiz Beşiktaş. Kısır döngüler içerisinde değiliz. Bu benim şahsıma yaptığım bir stat da değil. Keşke bunu benden öncekiler yapabilseydi. Hep beraber bu günleri daha güzel geçirebilseydik ama kıskançlık yapıyorlar. Ben de açıkçası önümüzün kesilebileceği konuları çok fazla açıklamak istemiyorum. Demin de söyledim yani burada bir şehir çıkarttılar. Yani bu alanda bir eskiden bir şehir varmış. Kim buraya daldı da hani deniz desem şnorkelle falan tüple daldılar da aşağıdaki şehri gördüler diyeceğim. Toprağın altını kim gördü? Kim baktı? Onun için engellenmesin diye fazla bilgi vermemeye çalışıyorum. Ama günü geldiği zaman da tüm bilgileri aktarıyorum. Yemin de söyledim yani işte buranın parasını bulamazlar. Vodafone anlaşmasını yaptık. Efendime söyleyeyim onu yapamazlar. Hep böyle negatif geliyorlar. Onun için de fazla bilgi vermek istemiyorum açıkçası. Biz çok çalışıyoruz. Daha fazla çalışacağız. İyi gidiyoruz ama yeterli değil. Beşiktaş geçmişten gelen geriden geliyoruz biz çünkü. Daha hızlı koşmamız lazım. Ve planlanan sürede bitirmemiz lazım. Onun için gayret gösteriyoruz. Bu işin en zor kısmı bu harfiyat kısmıdır. Harfiyatı bittikten sonra ondan sonraki kısmı daha rahat olacak. Başkanım, çok samimi bir soru sormak istiyorum. Yani hepimiz insanız. Sizin o insancıl tavrınızı çok biliyorum. Yani rüyayı gerçekleştiriyor olabilmek bence çok önemli bir şey. Ama bunu gerçekleştirirken tabii ki eleştiri olacaktır. Olacaktır. Ama hak edilmeyen eleştiriler hiç hevesinizi kırıyor mu? Yani çünkü o seçim dönemlerini hepiniz biliyoruz. Ya. Kimse çok fazla ortalarda yokken siz... Beşiktaşlarla benim aramda, özellikle Beşiktaş taraftarıyla benim aramda ilk geldiğim günkü gibi değiliz. Benle aralarında inanılmaz bir iletişim vardır. Ben onu gayet net algılıyorum. Sokakta algılıyorum, statta algılıyorum. Her yerde benim yanıma geliyorlar. Artık ben Beşiktaş kulübünün başkanı değilim. Ben Beşiktaş kulübünün lideriyim. Benim söylediğimin ne kadar tutarlı olduğunu Beşiktaş taraftarı biliyor. Arada bu gibi şeyler, bu camia başkanlığı yapmak zordur. Bu işin cilveli tarafları bunlar. Bunlara da ben hazırlıklıyım zaten. Çok da kafaya takmıyorum. Hatta daha da hırslandırıyor beni. Çünkü başarmak benim arzum. Demin de söyledim, biz burada bir tarih yazıyoruz. Bu tarihi yazarken aynı Atatürk'ün dediği gibi iç ve dış mihraklar olacak. Bunlara ben hazırlıklıyım. Biz önümüze bakıyoruz. Yani çok üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. Ama alıştım artık yani. Eskisi gibi değilim yani. Başkanım, bu tarihi yazılırken bu stadyum yeni İnönü Vodafone Arena stadı oluşurken galiba baktığımızda bu oluşum Beşiktaş'ın kurtuluşu gibi gözüküyor. Katılıyor musunuz? Yani Beşiktaş çok büyük bir camia. Yani Cihangir, hatırlıyorsan biz geldiğimizde yaklaşık olarak 350 milyon dolara yakın bir borç vardı. Şimdi mesela geçen ben divan toplantısına katılamadım. Babamın rahmetli olmasından sonra bir de kendi işlerimi zaten çok ihmal ettim ama bir de babamın işleri de üzerine binince bir seyahatim vardı. Ona mecburen gitmek zorunda kaldım.
Fakat orada mesela tenkitler olmuş. İşte Beşiktaş'ın borcu 476 milyon diye. Unutulmasın ki biz geldiğimiz zamanki dönemde dolar 1.600'ü şimdi 2.000 lira. Ve dolarla elde edilmiş kur farkları gelince borç otomatik olarak şişiyor. İkincisi, bu stadyumun yatırımlarını yapıyoruz biz. Otomatik olarak borcu arttıracak şeyler bunlar. Ama biz o geldiğimiz dönemde işte Beşiktaş kayyuma mı gidecek? Kimse Beşiktaş'a sahip çıkmazken ben Beşiktaş'ın büyüklüğüne inanan kişilerle beraber, arkadaşlarımla beraber aldık Beşiktaş'ın. Şu anda gayet de iyi gidiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Var. Yani sıkıntılarımız olmaması mümkün mü? Yani o bizim çocukluğumuzda Semente vardı Tatlıca'da, öyle burnunu oynatmayla olmuyor yani, çalışarak oluyor. Ama artık Beşiktaşlar'da, Türk spor kamuoyunda Beşiktaş'ın bu sıkıntılı süreçten artık yavaş yavaş çıkma sürecinde olduğunu ve çok hızlı süreçte de bunu aşacağını görüyorlar. Önemli olan güven kazanmaktı. İşte büyük bir Vodafone anlaşması yaptık. Peşine herhalde sene sonuna kadar, tarih vermiyor ama önemli anlaşmalar arifesindeyiz. Konuşmalarımız devam ediyor. Sıra sıra yapacağız. Çok kısa sürede bu stadı yapacağız. Bu stadla beraber Beşiktaş'ta çok şey değişecek ama. Başkanım, şimdi aşağı tarafta ve diğer taraflarda çekim yapacaktık ama orada makineler çalışıyordu. Siz makineleri durdurmadınız. Çünkü sürekli çalışmalarını istiyorsunuz. Bir an önce tabii ki yeni İnönü Stadı'nda taraftarlarımızla buluşmak amacımız ve gayemiz. Şu anda ne aşamada yeni İnönü Stadı, yeni Vodafone Arena Stadı galiba artık temeller atılıyor gibi gözüküyor şu anda. Yok, şimdi bir 15-20 gün içerisinde şu bölgedeki kazık işlemimiz de bitmiş olacak. Ondan sonra artık yavaş yavaş bu olduğumuz, yani kapalı tribünü olduğu bölümden temele başlayacağız. Eski açık dediğimiz bizim o bölgeden de temel atmaya başlayacağız. Bu taraftaki harfiyatlarımız bir 15-20 gün, bir ay daha, yani Aralık sonuna kadar devam edecek ama temel buradan böyle, çünkü burası yaklaşık 50 dönüm bir arazi. Peyderpey hareket edecek. Tahmin ediyorum ki de kaba inşaatı da Mayıs ayı gibi kaba inşaatları falan bitmiş ama kaba inşaat bir yandan devam ederken zaten elektrik, mekanik ve dekorasyonlara da başlayacağız. İşte elimizden geldiği kadar bu işi sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki başkanım, farkı ne olacak? Nasıl bir stat bizi bekliyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bittiği zaman Beşiktaşlar en çok neyle gurur duyacaklar? Ya birincisi, bu bir anıt yapı olacak. Yani bu böyle şehri rahatsız eden bir görüntüsü olmayacak. Bu tam anlamıyla bir gelecek nesile bırakacağımız bir anıt yapı halinde olacak. Çok önemli bir mimarisi var. İkincisi, burası bir tek maç günleri kullanılan bir yer olmayacak. Burada moda merkezi olacak burası. Moda podyumlarının olduğu bir alan yapıyoruz. Yaklaşık senede 60'a yakın event yapılacak, organizasyon yapılacak. Burada konserler verilecek. Burası artık İstanbul'un konser merkezi olacak. Herkes bütün statta konser vereceğini zannediyor ama burada 10.000 kişilik bir konser alanımız var. Orada bir kışın da konser verecek bir şeyler yapıyoruz. Restoranlar olacak. Bizim kulüp merkezi buraya geliyor. Otoparkımız olacak. Artık Beşiktaş camiası otellerde kongre, divan toplantıları falan yapmayacak. Bütün her şeyimizi burayı kullanmaya çalışıyoruz. Her şeyden evvel çok lüks bir stad olacak. 140'ın üzerinde locamız var. Şu anda ismini çalışıyoruz. Ama kalbimizin tam orta yeri dediğimiz kapalı tribünün olduğu yerde yaklaşık 650 kişilik bir locamız var orada. Büyük bir locamız var. Oraya bir kulüp haline getiriyoruz. Yani iş adamlarımızın ve Beşiktaş'a istikbalde yöneticilik yapacak genç nesili ulaştırabileceğiniz bir kulüp haline getireceğiz. Çok amaçlarımız var. Yavaş yavaş işte çok dedikodulara takılmadan, küsmeden getirmemiz lazım. Anladığım kadarıyla yılın her günü kullanılabilecek aktif bir stat olacak. Localarda galiba her gün kullanılabilecek. İnşallah olur. Yani uğraşıyoruz. Burası Türkiye'nin en önemli şehri İstanbul'dur. İstanbul'un en önemli noktası da burasıdır. Biz de Türkiye'nin en önemli noktasına çok güzel bir stat yapıyoruz. Peki başkanım, kombineleri erkenden çıkarmak gibi bir düşünceniz var mı? Var. Yani localara
bu ay itibariyle başlayacağız. Bütün lansmanlarına başlayacağız. Artık lojaları yavaş yavaş pazarlama başlayacağız. VIP koltuklarına başlayacağız. Hepsi sırayla başlanacak. Çünkü açıkçası şunu söylemek gerekirse biz bu stadı çok borçlanmadan yapmak istiyorum ben. İstikbaldeki gelirlerimizi kullanmadan yapmak istiyoruz. Onun için de bizim bu stat olmadan önceki olmayan gelirlerimizi gelir yaratıp onları stat harcamalarında kullanmaya çalışıyoruz. Aynen o doğrultuda devam edeceğiz. Başkanım, Vodafone Türkiye'nin büyük sponsorluk anlaşması. İlerleyen günlerde de yine bizim bu tarz sponsorluk anlaşmaları bekliyorum. Var. Yani hem statta var hem göğsümüzü biliyorsunuz Vodafone'la anlaştık önümüzdeki sezondan itibaren. Sırt, kol, şort gibi şeylerimiz var. Handball takımımızla alakalı önemli bir sponsorluk anlaşması yapacağız inşallah. Hepsiyle yavaş yavaş ilgileniyoruz. Demin de söyledim, yani bizim işimiz icraat yapmak. Benim heyecanımı kimse hissetmez yani, ama ben çok heyecanlıyım. Bunları başaracağımıza çok inanıyorum. Gerçekten çok inanıyorum. Başkanım, kat 193 ile ilgili eleştiriler var. Kat 193 sahibi olmayanlara bilet veya kombine verilmeyecek şekilde. Bu uygulama genişler mi, değişir mi, yoksa aynı şekilde devam ediyor? Çünkü bak Cihangir'cim, Beşiktaş kulübünün son 8 senede 24 defa maçı kapanmış. Bu yaklaşık olarak neredeyse 1,5-2 sezona tekabül ediyor. Günah yani. Benim kulübüme zarar verenlere sokmayacağım stadımı artık. Yani ben stadımda kim oturuyor, hangi koltukta kim izliyor bilmek istiyorum. Kulübüme zarar verecek insanlara artık kulübümü, stadımı almayacağım. Kulübümle ne kadar çok ilişkisi olan insan olursa o kadar çok onlar benim için öncelik sahibi olacak. Daha organizasyonlarımda, takımla olan organizasyonlarda, başkanla olan organizasyonlarda, yönetim kurulu, bütün hepsinde onlarla daha fazla temas içerisinde olacağım. İyi öne çıkartacağız. Yoksa bizim derdimiz kimseyi ayrıştırmak değil, iyiyi düzgün öne çıkartmak. Günah. Biz bu kadar emek sarf ediyoruz. Bu kadar Beşiktaşlı kombine bilet alıyor. Şimdi bir tane insan sahaya, stada atlıyor. Stadyum kapanıyor. Bunlar bizim asli görevimiz bu. Biz kimsesizin kimsesiz. Haksızlığı karşısındayız. İşimiz bu bizim. Başkanım, çok fazla konu var. Çok sormak istiyorum ama tabii stat projesinde yeni stadyum projesine çıkmak da istemiyorum. Daha detaylı sorduk, peki o zaman çıkayım ben. Şimdi başkanım, az önce bir şey söylediniz. Yani biz kulübün her şeyini burada toplayacağız. Bütün birimler burada olacak, hep birlikte aile ortamını burada yaşatacağız. Peki camiada zaman zaman ayrılıklar yaşanıyor. Hatta yıllardır bu ayrılıklar söz konusu. Çok önemli bir söz söylediniz. Ben Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığından ziyade lideriyim. Liderlerin en önemli özelliği de bağdaştırıcı ve birleştirici olabilmeleri ve Beşiktaş'ın bence en fazla ihtiyacı olan konu bir Beşiktaş taraftarı olarak, affınıza sığınarak, bunun olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ne gibi hamleler yapacaksınız camia için? Ya esasında yaz, Ramazan, bayram girdi. Bir de Allah rahmet eylesin, Allah gani gani rahmet eylesin, babamın rahmetli oluşu ve aklımda bazı planlar vardı. Yani orada camiamızın haklı olduğu taraflar var. Eski yöneticilerimiz, camiamız birazcık daha bir arada olmamız, onlara birazcık daha bilgi vermemiz lazım. Herhalde önümüzdeki Genel Sekreterimiz Metin Albayrak'tan talimatlandırdım. Bir toplantı yapacağız. Yine eski yöneticilerimizi davet edeceğiz. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi anlatacağız. Bazı konularda da biz de hatalar da yapıyoruzdur, ihmaller de yapıyoruzdur ama herkesin şunu bilmesi lazım. Art niyetli bir ihmal değildir. Yani ihmal üzerinde. İnsanları birazcık daha hasetlikten, kıskançlıktan bir bütünün bir parçası olmaya çekmemiz lazım. Bu da bizim görevimiz. Bazı hatalarımız varsa daha affola. Yani onun için önümüzdeki günlerde onlara biraz telafi edeceğiz. Başkanım, futbol ağ takımı da sezona çok iyi başladı. Sonrasında o az önce bahsetmiş olduğunuz işte yaşanan olaylar, sahaya atlamalar,
O takımdaki ivmeyi biraz aşağı çekti. Sonra tekrar yükseldi. Nasıl buluyorsunuz? Hem futbolar takımı hem diğer maçlar ama genelde futbolar takımı daha çok merak edildiği için. Şimdi biz hem futbola yatırım yapıyoruz. Evet. Ve hem de tesisleşmeye yatırım yapıyoruz. Her yere yatırım yapıyoruz. Bir yandan borcu aşağı indirip bir yandan bunları yapmak hakikaten çok zor. Onun için de gelir arttırmaya çok gayret içerisindeyiz ama Beşiktaş tabii ki şu anda bizim bir stadımız yok. Yani rakiplerimiz 60-65 milyon dolar gibi bir stadyum geliriyle oynarken biz para verip stadlarda oynuyoruz. Biz Kasımpaşa stadına para verip oynuyoruz. Her ne kadar yani zor günlerde geçiriyoruz. Takımımız her maçı deplasmanda oynuyor. Yani kolay bir süreç değil. Takımımız ilk lige başladığı zamanda da söyledim. Bunlar dedim güneşli günler, yağmurlu, kışlı günler gelecek. Biz hep beraber olmamız lazım diye. Futbol takımının profesyonel bir kadrosu var. Çok bulaşmıyorum. Ben çok müdahil olmuyorum. Tabii ki başkan olarak müdahil olduğum konular oluyor ama profesyonel işleriyle alakalı çok müdahalemiz yok. Bizde Beşiktaş'ta bu işler böyle yürüyor. Şu anda lig ikincisiyiz. Belki bugün itibariyle daha maçımızı oynamadığımız için üçüncü olmuş olabiliriz ama daha ligin daha başı, daha devre arası bile değil. Biz bu süreci önümüzdeki günlerde futbol takımımıza süreci aşacağına inanıyorum. Demin de lig başında da söyledim. Bu kadar olumsuzluklar, sahalarımızın kapatılması, hocamıza verilen cezalar, bunlar bütün bu dezavantajlara rağmen Beşiktaş Türkiye'nin en büyük camiası. Bu süreçleri aşacağız hep birliği, el birliğiyle ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti yapıyoruz. Şunu açıklıkla söylüyorum. Beşiktaş futbol takımında kimsenin 1 lira alacağı yoktur. Yani ne geçmişten alacağı vardır ne gündüzden alacağı vardır. Herkes işini yapacak. Mazeret üretmek bizim işimiz değil. Futbolcuların da işi değil. Futbolcular da işlerini yapacaklar. Biz de işimizi yapacağız. Onun için de el birliğiyle bu şampiyonluğu camia olarak hep beraber inanarak kazanacağımıza inanıyorum. Başkanım, kimsenin yetki alanlarına çok fazla girmediğinizi biliyorum ama son karar veren merci de sizsiniz. Tabii taraftarların beklediği bazı oyuncularla sözleşme yenileme konuları var. Bu konularla ilgili Beşiktaş kulübünün tavrı nasıl olacak? Çünkü tavrınızın da genelde net olduğunu hepimiz bakın, net geçmişten biliyoruz. Tabii ki kıymetli oyuncularımız Beşiktaş'ta kalmasını istiyoruz. Ama onlar da Beşiktaş'ta kalmak isteyecekler. Şu anda Beşiktaş takımının elde etmiş olduğu bir başarı, bu oyuncu kadrosunda Beşiktaş'a yaşatmış olduğu bir başarı ortada yok. İlk önce bir başarıları görelim. Yani almadan vermek Allah'a mahsus. İlk önce bir başarıları görelim. İnsanlar bir performansını göstersinler. Biz Beşiktaş kulübü olarak iyi öne çıkartıyoruz. Bu oyuncular da Beşiktaş'ta kalmak isteyecekler. Biz de tutmak isteyeceğiz. Ben ilk önce bir önümüzü görmemiz gerektiğini inanıyorum. Böyle Beşiktaş'ın artık büyük maçların oyuncuları, büyük maçlarda lider oyuncuların liderliklerini ortaya çıkartmaları lazım. Yoksa bir tek bu işler parayla ortaya çıkacak şeyler değil. Ben yedi yetimin hakkını öyle kolay kolay dağıtmam. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Burada beklettik. Son olarak hem yeni stadyumla ilgili veya diğer konularla ilgili taraftarlarımıza, kongre üyelerimize, Beşiktaşlılara neler söylemek istersiniz? Maçlar özellikle Galatasaray maçından sonra bir moraller bozuldu. Evet. Hepimizin bir silkelenmeye ihtiyacımız var. Artık herkes hep beraber bir silkelenip tekrar önümüze bakacağız. Artık maçlarımızı kazanıp daha fazla kulübümüze destek olabilmek için maçlara gelemiyorsak forma almaya, Beşiktaş'la alakalı desteğimize birlik olma, çatlak sesleri susturmaya. Fakat bu çatlak sesleri susturmak, tenkit etmemek manasında söylemiyorum ama gereksiz abuk subuk şeyleri de Beşiktaş camiasını karıştırmasına müsaade etmememiz lazım. Beşiktaşların hep söylüyorum, kalpleri rahat olsun. Beşiktaş'ın çalışan bir yönetim kurulu var. Her zaman da o şekilde devam edecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.